Artık her cinayet davasına aklımıza ilk olarak DNA gelmektedir. Davalarda yetkililer en çok DNA'dan yardım alarak çözüme ulaşabilmektedir. Tabii ki 1900'lü yılların neredeyse sonlarına kadar böyle bir durum yoktu. 1980'lerden sonra dünyada çok önemli bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın sonucunda artık DNA izi, adli tıbbın en önemli araçlarından birisi oldu. Şimdi DNA iziyle çözülen ilk davaya yolculuk yapacağız. Linda Mann daha 15 yaşındaydı. Kasım ayının soğuk bir gününde okuldan eve gelip yemeğini yedikten sonra Blackpath adlı patika yol üzerinde duran bir arkadaşının evine doğru yola koyuldu. Linda yoldayken karşısına bir adam denk gelmişti. Ve o adam Linda'nın sonu oldu. Üvey babası Linda gecenin geç saatine kadar eve gelmeyince merak etmeye başladı. Arabasına atlayarak bölgede gençlerin gidebileceği yerleri araştırdı. Ama kız hiçbir yerde yoktu. Artık polise gitme zamanıydı. Aynı günün sabahında Blackpath yolunun yakınlarındaki Carlton Hayes Hastanesi'nde çalışmakta olan bir hademe yolun kenarında cansız mankene benzettiği bir şey buldu. Daha da yaklaşıp baktığında cansız bir beden olduğunu fark etti. 22 Kasım 1983 adli bilimler tarihi için önemli bir noktanın ilk virajıydı. Olay yerine gelen inceleme ekibi Linda'nın kasıklarında meni tespit ettiler. Linda'ya tecavüz edilmiş ve boğularak öldürülmüştü. Polisin elinde önemli bir kanıt vardı ama bunu karşılaştıracakları kana sahip insanı bulmaları gerekiyordu. Olayla ilgili daha fazla kanıt olmayınca şimdilik yapacak bir şey de yoktu. 1984 yılında dava yavaş yavaş soğumaya başlamıştı. Linda Mann'in katili henüz bulunamamıştı. 1986 yılında buna benzer bir cinayet vakası daha yaşandı. Bu kez 15 yaşındaki Dawn Ashworth öldürülmüştü. O da Enderby kasabasında yaşıyordu. 31 Temmuz 1986 günü bir arkadaşının doğum günü partisi için evden çıkmış ve bir daha geri dönememişti. Ailesi polise başvurarak kızının normalde böyle bir şey yapmayacağını bildirdi. Ama polisler o gece hiçbir çalışma yapmadılar. Sabah saatlerinde ancak araştırma ekibi kurulabildi. 2 gün boyunca Narborough bölgesinde yapılan araştırmalarda 2 Ağustos günü Dawn Ashworth'un cansız bedeni bir kümesin yanında bulundu. Dawn'ın belden aşağısı çıplaktı. 2 gün önce hayatını kaybettiği anlaşıldı. Otopsi sonucuna göre aynı Linda Mann gibi önce cinsel saldırıya uğramış ve sonra boğularak öldürülmüştü. Yaşanan olayla ilgili bu kez görgü tanığı vardı. Olay yerinin etrafında birileri tarafından kırmızı motosikletli ya da kırmızı kasklı birisi görülmüştü. Bu kırmızı şahıs aranırken yakınlardaki Carlton Hayes Hastanesi'nin hademesi de onu gördüğünü bildirdi. Hatta motosikletini itmesine yardım ettiğini de anlattı. Şüpheli şahıs hademeye genç kızı kaybolmadan önce gördüğünü de söyleyince işin rengi bir anda değişti. 17 yaşındaki zeka geriliği olan Richard Buckland olayla ilgili şüpheli sıfatıyla sorguya alındı. Genç adam sorgulamalar sırasında korkarak Dawn Ashworth cinayetini kabul etti. Ancak Linda Mann olayıyla alakası olmadığını söyledi. Aslında iki kızın üzerinde de bulunan meni örnekleri birbiriyle aynıydı. Yani iki olayı da aynı kişinin gerçekleştirmiş olması gerekiyordu. Alınan meni örneklerinde katilin kanının A pozitif olması gerekiyordu. Richard Buckland bu kana da sahip değildi. O zaman neden işlemediği suçu kabul etmişti? Polisler bu noktada çıkmaza girdiler. Bu iki cinayetin de aydınlatılması için başka bir şey lazımdı. Bu sıralarda 1984 yılında Leicester Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan Alec Jeffries önemli bir çalışmaya imza attı. Jeffries bir süredir DNA genetik profillemesi üzerine çalışıyordu. Yaptığı çalışmalar sırasında herkesin farklı bir DNA parmak izine sahip olduğunu anlamıştı. Yani aynı aileden olsalar ve kan grupları aynı olsa bile DNA'ları farklı olabiliyordu. Bu adli bilimler tarihi için gerçek bir dönüm noktasıydı. Jeffries'in bilimsel dergilerde yayınlanan bu makalesini bilen görevliler onunla irtibat kurmaya karar verdiler. Eldeki bulgular Jeffries'e gönderilerek incelenmesi istendi. Profesör bulguları incelediğinde kesin bir şekilde iki cinayetinde katilinin aynı kişi olduğunu sonucuna vardı. Şimdi katil olarak tutuklanan Richard Buckland'ın DNA örneği bunlarla eşleştirilecekti.
21 Kasım 1986 yılında Jeffries'in yaptığı incelemeye göre katilin DNA'sıyla itirafçı Richard Bucklett'ın DNA'sı eşleşmiyordu. Yani o genç katil değildi. Dünyada ilk kez DNA testiyle serbest kalan şüpheli olarak tarihe geçti. Adli bilim dünyası için bu önemli keşifle yetkililer iyice heyecanlandı. Öldürülen gençlerin üzerinde bulunan DNA örneği karşılaştırması için bölgede yaşayan halktan destek alınması gerekiyordu. Yetkililer o dönemde o bölgede yaşayan insanların DNA örneklerini teker teker incelemek istiyorlardı. Haftanın belirli günlerinde insanların gelip kan vermeleri istendi. Buna gerçekten herkes uyum gösterdi. Ama henüz aranan o DNA bulunamamıştı. Colin Pitchfork adındaki bir adam geçmişte işlediği suçlar yüzünden kan vermekten kaçınıyordu. Bu olayla ilgisi olmadığını ama durduk yere başının da belaya girmesini istemediğini söylüyordu. Bu yüzden onun adına kan verecek birilerini aramaya başladı. Sonunda para karşılığı 24 yaşındaki Ian Kelly adındaki genci ikna etmeyi başardı. Kelly Pitchfork yerine kan vermiş, sorun ortadan kalkmıştı. Bölgede davayla ilgili araştırmalar hala devam ediyordu. Ian Kelly bu sıcaklık devam ederken girdiği bir ortamda başkasının yerine kan verdiğini ağzından kaçırdı. Bunu duyan insanlar hemen onu polise ihbar ettiler. İhbar üzerine kan verenlerin imzaları karşılaştırılınca Colin Pitchfork'ın imzasının sahte olduğu ortaya çıktı. Polisler hemen Pitchfork'ın evine giderek gerçek bir kan örneği almayı başardılar. Kan vermekten kaçınan adamın DNA'sı direkt Linda Mann ve Dawn Ashford adlı kızların üzerinde bulunanla aynı çıkınca resmen bir dava DNA ile çözülmüş oldu. Mann ve Ashford davası böylece dünyada DNA ile çözülen ilk dava olarak tarihe geçti. Adli bilim tarihi için son derece büyük bir adımdı. Eğer DNA eşleştirilmesi bulunmasaydı, Colin Pitchfork hala dışarıda olacak ve belki de başka insanlara zarar vermeye devam edecekti. Onu kanunun ellerine teslim eden bilim oldu. Bu videonun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu tarz videolar için kanala abone olmayı unutmayın.